Savaş. Savaş. Savaş çok tekinsiz bir adam. Yiğit, nereden çıkarıyorsun bunları? Asya, nedenini bilmiyorum ama o adamın benimle bir derdi var. Yiğit, Savaş Bey'in seninle ne derdi olacak Allah aşkına? Asya, attığım her adımda bir yolunu bulup önüme çıkıyor. Farkında değilim sanıyor ama ben her şeyin farkındayım aslında. Beni zor durumda bırakmak için sürekli bir şeyler planlıyor. Beni işe alması da mı plan? Evet. Sırf bana inat olsun diye sana teklif etti o işi. Kızma ama o savaşa haddini bildirme zamanı geldi. Yiğit, Savaş Bey'in yüzündeki şeyi sen mi yaptın yoksa? Beni sana mı kötüledi? Kim bilir ne yalanlar söyledi. Hayır Yiğit, yanılıyorsun. Hiçbir şey söylemedi bana Savaş Bey. Söylemedi mi? Hayır, söylemedi. Ya Yiğit, sanki iki farklı insandan bahsediyoruz. Benim tanıdığım Savaş Bey senin bahsettiğin gibi bir adam değil. Ya o çok nazik, çok kibar, çok cömert. Asya, çok... tamam. Bana Savaş'ı öldürme. Neden telefonunu Melek açıyor? Sana hesap mı vereceğim? Böyle bir günde Melek'le buluşma hiç hoş değil. Emel, bana bu konuda hiçbir şey söylemeye hakkın yok. Hatırlatayım istersen. Biz gerçekten birlikte değiliz. Bu sahte bir tören. Hadi buyurun. Sen sadece rolünü oyna yeter. Ve bir daha da sakın bana Melek hakkında hesap sormaya kalkma. Burada aşık olduğum kadından bahsediyorsun. Ben senin baban falan değilim, anladın mı? Ben senin baban değilim. Defol git. Yavaş. Anne. Ne oldu? Savaş. Ne oldu anne? Savaş. O burada. Kim burada anne? Ne, kim kapıda söylesene. Baba ne olacak o? Fuat. Fuat ya. Bu kadar şaşırdığına göre bir daha hayatında beni görmeyi beklemiyordun anlaşılan. Yok, yani öyle değil. Bütün paramı yedin. Hapse tıktırdın. İçeriden çıkamaz. Çıksa da beni bulamaz dedin, değil mi? Ne yapıyorsun ya? Bağırma. Bağırma, başımı belaya sokma benim. Bir daha senin yüzünden hapse girmeye niyetim yok benim. Bırak o zaman da konuşalım. Yaptıkların yanına kar kalmayacak. Hesap günü geldi Canan Hanım. Geç içeri. Geç. Geç. Ya. Ne dedin sen? Ne demek biz birlikte değiliz, bu sahte bir tören filan? Anneciğim. Bak, biz zoraki bir evlilik yapıyoruz ya. O yüzden öyle konuşuyordum. Hatırladım. Ben de her anne gibi kızını terli duvaklı gelin olurken mutlu görmek isterdim. Ama bu lafları ulu orta her yerde konuşmayın. Dayım hiçbir şey bilmiyor. Eğer duyarsa evimize ateş düşer. Tamam anneciğim, sen merak etme. Tamam, ben de daha dikkatli olurum. Yanlış anladım seni.
Özür dilerim. Telefonu Melek açınca gelmeyeceksin diye çok korktum. Geldim ama değil mi? Evet geldin. Gelmek zorundaydın çünkü. Buralara birlikte yaptığımız bir hata yüzünden geldik. Beni yüzüstü bırakamazdın. Sen de Melek konusunda daha dikkatli ol o zaman. Meleğin bu olanları kesinlikle öğrenmemesi lazım. Gel odaya geçelim anne. Geç odana geç sen. Tamam sakin ol. Tamam, tamam. Evlenmek için bu kadar acele etmeye ne gerek var? Of anne ya. Söylediğime pişman etme beni. Benim senin yardımına ihtiyacım var. İyi ya işte. Ben de annen olarak diyorum ki evlilik çocuk oyuncağı değil. Böyle aceleyle verilecek bir karar değil evlilik yavrum. Anne. Abimin ilişkisine karıştınız. Abim çok mutsuz. Görmüyor musun? Benim de abim gibi mutsuz olmamı mı istiyorsun? Hı? Kızım. Hiçbir anne çocuğunun mutsuz olmasını istemez. Ben yine de böyle aceleyle verilmiş bir karar olarak evliliğiniz doğru bulmuyorum. Ama yine de seni kırmamak için bu kararınıza sessiz kalacağım. Canım annem benim. Anlayışın için teşekkür ederim. Ha, ama sakın babana bir şeyden bahsetme. Şimdi siz önce aranızda bir netleşin. Ondan sonra babana açıklama yaparız. Canım annem benim. Canım annem benim. Asya özür dilerim. Son zaman... Asya, seni o kadar çok seviyorum ki. Senin bir gülüşüne ben canımı veririm. Bütün zorlukların üstesinden geleceğim. Yeter ki sana bir şey olmasın. İkimize de bir şey olmasın. Umudunu boşa çıkarmayacağım. Ben ilk adımı atıp Selma'dan boşanıyorum. Şimdi söyle bana. Ne söylemeni istiyorsun? Bana bütün kalbinle evet demeni istiyorum. Ben Selma'dan boşandıktan sonra benimle el ele tutuşup bir ömür boyu yaşamaya evet der misin? Selma Güler. Evet benim. İyi günler. Davalı Selma Güler. Olamaz. Boşanma kağıdı bu. Daha iyisin ya anneciğim. İyiyim oğlum. Ama o adamı uzak tut evimizden. Anne, Melih buraya sana tekrar zarar vermek için gelmedi.
ayaklarına kapanmaya geldi. Benim gözüm görmesin o şeytanın yüzünü. Görecek anne, görecek ama hem benim hem de senin ayaklarına kapanıp yalvardığını görecek gözlerin. Düğün işini nasıl yapacağız? Onu da bugünden konuşalım da sonra uzatıp benim canımı sıkmayın. Yani biz sade bir nikah töreni yaparız diye düşünmüştük. Değil mi Emel? Dul kadınlar gibi sessiz sedasız mı evlenecek benim yeğenim? Olmaz. Düğün lazım. El alem eğlensin diye bir sürü masraf yapmaya ne gerek var? Ya, hem çoğunluk da artık nikah yapıyor. Biz düğüne vereceğimiz parayla bir balayı tatili planladık. Kız aklı kazaklı diye boşuna dememişler. Ne diyeyim kızım? Ev işini de inşallah nikah tarihine kadar halledersin. Benim evde başlattığım tadilat yetişmeyecek gibi. O yüzden bir süre ayrı evlerde kalacağız. Bu ne ya? Düğün diyoruz gerek yok. Ev diyoruz tadilatta. Evlenip ayrı evlerde yaşayacaklarmış. O zaman ev ne zaman hazır olursa o zaman gelir evlenirsin. Bizde öyle yangından mal kaçır gibi verecek kız yok. Savaş Bey, ben de tam umudu kesmiş gidiyordum, siz açtınız. Buyurun Melih Bey, bir şey mi istiyorsunuz? Sizinle konuşmak istemiştim. Konuşacak bir şey kaldığını sanmıyorum. Savaş Bey, sadece bana bir 10 dakika ayırmanızı rica edeceğim. Lütfen. Peki, madem buraya kadar geldiniz, buyurun. Teşekkür ederim. Bir gün kendi ayaklarına gelip dizlerini sökeceksin demiştim sana. Efendim Savaş Bey, bir şey mi dediniz? Şey dedim, annemin evi biraz dağınık, kusura bakmayın. İşleri sana yaptırıyorlar. Bıkmadın mı bu kadar eziyetten? Pislik temizlemek yakışıyor mu sana hiç? Defol git başımdan. Bana akıl vermek senin üstüne vazife değil. Aa. Hadi ama. Senin sinirlerin bozulmuş. Sinirden aklını kullanamadığın için de bu sefillere hizmetçilik ediyorsun. Sana defol git dedim. Bütün hıncımı senden çıkar mıyım? Akıl verme bana. Benim derdim sana akıl vermek değil Aysel Hanım. Sana bir teklifim var. Eğer parada anlaşırsak bu kadınlar koğuşunun kraliçesi olursun. Bu sefilleri de sana hepsini hizmetçi yaparım. Ondan sonra da sonsuza kadar keyif içerisinde yaşarsın. Ne sonsuza kadar be? Yakında çıkacağım ben, burada kalmayacağım. Ha, evet, öyle zannet. Affedersiniz. Dediğim gibi annemin evi biraz dağınık. Lütfen şöyle buyurun. Geçin oturun.
Evet Asya. Ben Selma'dan boşanıp özgür bir adam olduğumda benimle yaşlanmaya evet der misin? Asya söyler misin? Hiç vakit kaybetmeden avukatlara koşturdun Yiğit Bey. Öyle istediğin gibi kolay yakanı kurtaramayacaksın benden. Hiç kimse seninle ilgili hayal kurmasın. Benden asla boşanamayacaksın. Asla. Karşı çok mahcubum. Yiğit bir düşüncesizlik yaptı. Oğlunuzun yaptığı düşüncesizlikten öte bir şey. Haklısınız. Yiğit adına sizden özür dilerim. Yaptıkları cezasız mı kalacak? Yiğit'in yaptıklarından dolayı utanıyorum. Benim oğlum olmasına rağmen hayret ediyorum. Çünkü ben hayatım boyunca hiç şiddetten yana olmadım. O yüzden de oğlumun yaptıkları için üzgünüm. Hesap günü bir gün herkesin önüne konur Canan Hanım. Bugün de senin hesap günün. Hiçbir yere kaçamayacaksın. Tamam. Tamam, anladım. Ama bu kadar celallenmezsin. Ne demişler? Eski dosttan düşman olmaz değil mi? Eski dosta? Evet. Hatta eski dosttan daha yakındık birbirimize. Öyle değil mi? Öyleydik. Öyleydik de bana attığın o kazıkları nereye koyacağız? Toydum. Cahildim. Kıymetini bilememişim. Ama artık akıllandım Fuat'cığım. Sen bana bir adım gel. Ben senin başımın tacı yaparım. Bu sözlerine beni kandıramayacaksın artık Canan. Maymun gözünü açtı artık. Bundan sonra sen benle değil, ben seninle oynayacağım. Şimdi bu kadar.
yapıyorsun sen be? Babanın uşağı mı var? Süpür ne olacak, eline mi yapışır? Ne oluyor burada? Elinin körü oluyor. Sen hiç akıllanmayacaksın mı? Yapmadığımız kötülük kalmadı sana. Akıllı olmayı sizin gibi kenar mahalle zavallarından mı öğreneceğim ben? Senin dilin çok uzamış. Topla o dilini içeri. Toplamazsan ne olur? Ne olacağını sen görürsün de senin için hiç iyi olmaz. Anladın mı? Çekil kız. Yiğit'in bir daha size karşı saygısızlık etmeyeceğini garanti ederim. Bu kadar emin konuşmayın. Yiğit çok inatçı biri. Ona engel olmak zor gözüküyor. Olurum. İnanın bana olurum. Çünkü ben onun babasıyım. Eğer o benim oğlumsa bana saygı duymak zorunda. Ben de senin oğlunum Melih Efendi. Ama ben sana hiçbir konuda saygı göstermeyeceğim. Birazdan ayağıma kapanıp yalvaracaksın. Ben babayla oğlun arasına girmek istemem. Bizim için en hayırlısı bu ortaklığın sonlanması. Doğru değil mi ya? Ben mi abartıyorum? Ev yok, düğün yok. Nereden çıktı bu alelacele evlilik? Ercan, acele etmelerini ben istedim. Emel Hüseyin'den ayrılıp Selim'le sözlenince anladın mı? Uzadıkça laf olur. O da ayrı bir rezalet zaten. Hep beraber el ele verip harcadınız çocuğu. Ne günah vardı Hüseyin'in ya? Amma kafa ütüledin ha. Burada babası dururken bu kadar laf düşmez sana. Haklısın enişte. Siz ailece karar vermişsiniz. Bana müsaade. Ben kimim ki? O zaman ben de kalkayım. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Benim gelmek zorundasın dediğime bakma. Çok teşekkür ederim her şey için. Teşekküre gerek yok. Benim tek derdim Melek'i kaybetmemek. Melek hiçbir şey duymasın bana yeter. Emel? Baba? Kız Sultan, hadi. Hadi kız. Hadi, 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 hadi. Hadi, hadi, hadi. El mi yaman, bey mi yaman göreceksin Aysel Hanım. Hadi, kaç, kaç, kaç. Hadi, yürü. İyi temizle. Alırım ayağımın altına. Ne bakıyorsunuz? Açıkta bir şey mi gördünüz? Güzele bakması sevap yavrum. Sevap kazanmamızı da mı kıskandın yoksa ha? Temizle, temizle. Getirme ben oraya. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Ne diyordu yine sana o? Hiç. Baba inan ki yani ben şey diyordum ona. Lafı geveleyip durma hemen. Bak bu evlilik işi uzamayacak ha. Uzarsa
karışmam ikiniz için de fena olur. Savaş Bey, bu şekilde kestirip atmayın lütfen. Ne olur olumlu bir şey söyleyin. Üzgünüm, buraya kadar gelip zahmet ettiniz. Size olumlu bir şey söylemek isterdim ama bu ortaklığın benim açımdan sürmesi mümkün değil. Savaş Bey, ne isterseniz yapmaya hazırım. Yeter ki ortaklığı feshetmeyin. Koyacağınız tüm şartları kabul ediyorum. Hastanenin yaşaması için sizin her türlü işbirliğine hazırım. Siz çok mantıklı bir iş adamı gibi konuşuyorsunuz. Oğlunuz gibi hırslarınızın esiri değilsiniz. Oğlunuz hiç size çekmemiş. Benim açımdan bu ortaklığın sürebilmesi için bir tane şartım var. Ben böyle ellerin ellerimde bir ömür boyu beklerim. Şimdi söyler misin? Sen Savaş'ın evindeki işi bırakacak mısın? Hayatımızla ilgili böyle önemli bir karar almışken küçücük bir şey için ben hiç kırar mıyım seni? Elbette bırakacağım. Kötü günler geride kaldı aslında. Artık karabasanlar olmayacak. Günümüz hep aydınlık olacak. Senin o güzel gözlerinde hiç yaş olmayacak bundan sonra. Başardım sonunda. Başardım. Sonunda parmağıma taktın yüzüğü. Bundan sonra yapacaklarımı bir bilsen. Hayatında ne kadar çok yalan var. Biri yetmiyormuş gibi üzerine yenileri ekleniyor. Şeytan diyor aç telefonu anlatmayla her şeyi rahatla. Sonra da tut elinden rüzgar nereye eserse götür. Efendim Melek. Alo Selim. Evlilik kararımızı anneme söyledim bugün. Ne? Ne yaptın sen Melek? Aa, ne oldu, sevinmedin mi? Ha yok, sevindim tabii. Ne dedi annen? Ne tepki ki verdin? Önce biraz acele ediyorsunuz falan dedi. Ama sonra da kararınıza saygı duyuyorum dedi. Ama seninle görüşmek istiyor. Hadi ya. Ne diyorsun sevgilim? Tamam olur, konuşuruz. Yarın uygun mu? Battıkça batıyorsun. Melek, Emel'le çevirdiğin oyunların bir tanesini bile öğrenirse var ya, senin bir daha hayatta yüzüne bakmaz. Sizi dinliyorum Savaş Bey. Yaşanan skandallar yüzünden hastanenin hisseleri önemli bir değer kaybetti. Aysen Hanım'ın başına gelenler, Yiğit'in karısıyla ilgili çıkan haberler. Bunlara artık bir son vermek gerek. İnanın, bunu herkesten çok ben istiyorum. O zaman oğlunuz Yiğit'le konuşacaksınız. Boşanmaktan vazgeçecek. Böylece basına skandal malzemesi vermeden hastanenin değerini yükselteceğiz. Yerden göğe kadar haklısınız. Yok, ben boşanmaktan vazgeçmem derse o zaman oğlunuzu hastaneden kovacaksınız.
Buyur ablam. Sağ olasın. Ne yapıyorsunuz? Aysel dedi. Hakkında ihbar var. Kalk bakalım. Ne diyorsunuz siz? Ne ihbarı? Kalk kalk. Elim kolum bağlıyken ne ihbarıymış bu? Ne yapıyorsunuz? Bu ne? Yatağının altına zulaladığına göre önemli bir şey senin için. Hayır, ben saklamadım. Esas saklayanlara sorun. Yatağının altında bulunan şeyden sen sorumlusun. Ben bilmiyorum dedim. Kesin bunlar sakladı. Kesici alet bulundurmanın cezası 3 gün hücre cezasıdır. Aysel Pekin, düş önüme. Bakın ben yapmadım. Ben hücreye düşeyim diye bunlar yaptı. Onu bana değil, müdür hanıma anlatırsın. Yürü. Siz göreceksiniz. Aslında sana kırgındım. Yani görüşmeye çıksam mı çıkmasam mı diye çok düşündüm. Beni ihbar etmeni kabullenemiyorum bir türlü. Hüseyin, haklısın. Ama ikimiz için de en doğru olanı buydu. Hangi doğru Emel? Benim hapse düşmem mi? Ya da senin o herifle evlenmen mi? Hangisi doğru ha? Baştan beri ikimiz için çok güzel hayallerim vardı. Ama hayat başımıza olmadık işler açtı. Hüseyin, ben seni hiç hak etmiyorum. Ya neden hak etmeyesin beni? Yok Hüseyin, kendini kandırma. Benim hayatım mahvoldu. Bundan sonra kendine bensiz bir hayat hayal et. Bari senin hayatın güzel olsun. Kemal, öyle söyleme. Sen her türlü benim kabulümsün. Artık çok geç Hüseyin. Çok geç. Şu adam müsveddesi Melih Efendi. Anne, o seni bir zamanlar yerlerde sürükleyen adamın halini görecektin. Ne kadar zavallıydı biliyor musun? Duydum. Duydun mu? Hı hı. Yere kalktım. Kapıyı araladım. Sizi dinledim siz konuşuyorken. Bir zamanlar hayatımı mahveden o adamın nasıl yenildiğini görmek istedim. Anneciğim, bu daha hiçbir şey değil. Bu aperatif. Daha ara sıcaklar var. Ana yemek var anne. Bir ara o salona girip adamın gırtlağına sarılmak istedim Savaş. Anneciğim. Bizim acelemiz yok. Bugün yarın sevgili oğluyla birbirlerine düşerler. Biz de gazetelerden izleriz baba oğlu nasıl gırtlak gırtlağa girdiklerini. Bütün bunlar olurken ya sana bir şey olursa Savaş? Anne, o senin hayatını zindana çeviren adam var ya. Babam olacak o Melih pisliğinden öcünü almadan bana bir şey olmayacak anne.
Dün Savaş Bey'in evindeydim. Sen o adamın evine mi gittin? Evet. Ne yapsaydım yani? Hastanenin batmasına göz mü yumsaydım? Savaş Bey'in koyacağı sermayeyle hastanemiz çok büyüyecek. Bir tek sermaye Savaş Bey'de mi var bu ülkede? Yiğit'in bir sürü varlıklı arkadaşları var. O işler öyle Yiğit Bey'in esmesiyle, güllemesiyle olmuyor. Sözde arkadaşı ortak olacaktı. Ne oldu? Adam çekti gitti. Peki ne oldu? Ne oldu Savaş Bey'le? Anlaşabildiniz mi? Savaş Bey dönmek için bir şartım var dedi. Şart mı? Ne şart? Ya Yiğit Selma'dan boşanmaktan vazgeçer ya da oğlunu hastaneden kovarsın dedi. Söyle bana, benden güzeli var mı bu dünyada? Mayblock, daire 12. Orada Gülay diye bir kadın var. Ben ona çok yakınım, onunla konuşacaksın, anlaşıldı mı? Dediklerimi harfiyen yap Selma. Madem benden güzeli yok, Yiğit'i de ben hak ediyorum. Suhal'cığım, kızına söz kesmişsiniz. Ayol biz yabancı, biz neden en son bizim haberimiz oluyor, aşk olsun. Ya biz de bir şey anlayamadık. Her şey aniden gelişti. Neden aniden gelişti ki hemen? Önce Hüseyin, şimdi de bu. Maşallah senin kız çok hızlı çıktı. Ay şaka 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 yaptım, düşmesin yüzün hemen. Kime niyet, kime kısmet. Damat da zenginmiş. Düğün ne zaman? Canım daha düğüne var. Hele bir oraya gelsinler bir bakarız. Demek Yiğit işi bırakmanı istedi. Sen ne yapmayı düşünüyorsun? Yiğit'e söz verdim Zümrüt. Tertemiz bir sayfa açacağız. İşi bırakıyorum. Allah nazarlardan saklasın. Ay Asya çok şanslısın. Yiğit'le birbirinize olan sevginize hayranım. Keşke benim de bir gün karşıma Yiğit'in seni sevdiği gibi seven biri çıksa. Nasıl? Yiğit gibi biriyle olmak insana güven veriyor değil mi? Ya Yiğit benim şu hayatta gözü kapalı güvenebileceğim iki insandan biri. Diğerini söylememe gerek yok herhalde. Benim değil mi Asya? Sensin tabii canım arkadaşım. Ne anne? Zümrüt. Senin benim hayatımdaki yerin bambaşka Zümrüt. Oyuncağım. Bir tanesi. Ay dur ben bakayım. Aa hoş geldin. Günaydın. Evet. Günaydın. Günaydın. Sen de hazır değil misin? Niye? Bir yere mi gideceğiz? Ben bir şey mi unuttum? Bugün yeni hayatımızın ilk günü. Ya bizim için özel olsun, unutulmaz olsun diye baş başa kahvaltı yapalım istedim. Aman Yiğit ya. Ben de bir şey mi unuttum diye korktum. Yok yok. Kahvaltıdan sonra da Savaş'ın yanına gideriz. Ben aşağıda beklerim, sen de işi bıraktığını söylersin. Tamam. Üstüne bir şeyler alayım. Tamam. Kahve içer misin? Olur. Ailemizin özeline bu derece burnunu sokma cesaretini nereden alıyor bu adam? Kabul etmedin değil mi bu deli saçması şartlarını? Ettim. Hem de eşek gibi ettim. Başka şansın mı var? Sen aklını mı yitirdin be adam?
oğlumuzun özel hayatına bir yabancının isteklerine göre mi göndereceğiz? Ben hastanemizi korumak için mücadele ediyorum. Aklım da fazlasıyla yerinde. Şimdi gidip Yiğit'le konuşacağım. Ya Selma'dan boşanmaktan vazgeçecek ya da hastaneden defolup gidecek. Oğlum keyfi için mi boşuyor Selma'yı? Yapmadıkları şey kalmadı Yiğit'e. Aysel torunumu zehirledi. Selma bunu bildiği halde sakladı. Sen bunları yaşasan bir dakika bile onlarla durmazsın. Ben Savaş Bey'e söz verdim. Yiğit'in keyfini düşünecek durumda değilim. Melih, Yiğit'i hastaneden kovmaya kalktığın gün beni karşında bulursun. Bilmiş ol. Anne, neler oluyor? Yine konu abim değil mi? Ya karışmasanız şu adamın hayatına. Sen onu babana söyle. Bu adam beni çıldırtıyor. Anneciğim tamam, sakin ol. Bak eğer kendini iyi hissetmiyorsan Selim'le buluşmayı erteleyebiliriz gerçekten. Kızım, senin bana ihtiyacın varken ben seni hiç yalnız bırakır mı? Anneciğim bu sabah nasılsın? Dün beni çok korkuttun. E işte. Anne. O Melih pisliği buraya seni tekrar hasta etmek için gelmedi. Bizim zaferimizi ilan etmek için geldi. Biliyorum oğlum, biliyorum. Eminim zamanında gelince intikamımızı alacaksın. Ama hiçbir şey çekilmiş acıları yok etmiyor Savaş. Edecek anne. O pislik herif sana çektirdiği her acı için gelip ayaklarına kapanacak. Yalvaracak sana. O zaman içinde hiçbir yara kalmayacak. Asya nerede kaldı Savaş? Gelir birazdan. Asya'ya ben çok alıştım Savaş. O yanımda olmayınca kendimi rahatsız hissediyorum. Farkındayım anne. Sadece ona alışmadım Savaş. Asya gibi güzel bir gelin kızım olsun istiyorum. Sessiz sedasız evlenecek olması hiç içime sinmiyor. Benim de içime sinmiyor ama ne yapalım Zuhal? Zorla davuzuna çalacak halimiz yok. Görüyorsun durumumuzu yani. Emel benim ilk göz ağrım. Böyle kovar gibi evlendireceğimizi aklımın ucundan bile geçirmezdim. Ya lafı geveleyip durma Zuhal, canım sıkma benim. Ne diyeceksen de söyle. Ne yalan söyleyeyim. Düğünsüz derneksiz giderse kızım, benim de gözüm açık gider. Ya hem böyle yangından kaçırır gibi evlendirirsek insanlar iyice şüphelenecek. Heh. Melek evlilik kararı aldığınızı söyledi. Bence aceleye getirmeyin. Biz yeteri kadar bekledik Feraye Hanım. Ben bütün hayatımı Melek'te geçirmek istiyorum. Aysel daha hapisteyken neden bu kadar acele karar verdiğini anlamıyorum. Sonuçta o senin ablan. Vallahi biz doğru zamanı bekledikçe o zaman bir türlü gelmiyor. O yüzden. Aysel daha yeni hapse girdi. Şimdi hemen arkasından söz nişan. Ayıp vallahi.
Merhaba. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Kızım, gel otur bakayım şöyle. Seninle konuşacaklarımız var. Kızım korkma. Kötü bir şey değil. Sana güzel bir haberimiz var. Kızım, biz annenle konuştuk. Annenin içine sinmiyor. Sana düğün yapacağız. Baba, şimdi ne gerek var? Zaten başınıza olmadık işler açtım. Bir de sizi masrafa sokamam. Kızım bak, insan hayatta bir kere evlenir. Onu da örfüne, ananesine uygun yapacağız. Ama baba biz Selim'le... Kızım bak, ben kararımı verdim. İtiraz falan istemiyorum. Git konuş Selim'le de hazırlığını mazırlığını ona göre yapsın. Peki babacığım. Böyle sessiz duruyorum diye evlilik kararınızı onayladığım sonucunu sakın çıkarma. Anlamadım. Bak Selim, senin güvenilirliğin konusunda hala ciddi şüphelerim var. Hayatın, ilişkilerin, herkesin malumu. Bakın, Melek hayatıma girdiğinden beri ben geçmişime bir sünger çektim. Gözüm ondan başka kimseyi görmüyor. Umarım öyledir. Kızını üzecek en ufak hatada beni karşında bulursun. Bak Fuat'cığım, bana inanırsan böyle önüne adam gibi sofra koyanın olur. Sen de bana arka çıkarsın. Böyle gül gibi geçinip gideriz. Bunu bekliyordun. Yok. Ama iki gündür işe gitmeyince merak ettiler tabii. Sessiz ol. Şevki! Canımın cananı. Senin ne işin var burada Şevki? Niye? Haber vermeden gelemez miyim? Böyle mi olduk şimdi? Biri mi var içeride? Kedi. Şey, komşumun kedisi. Pazara gidiyordu. Giderken bana bıraktı. Gelince alacak. Ben bakıyorum şimdi. Beni içeri davet etmeyecek misin? Şevki, benim biraz yalnız kalıp düşünmeye ihtiyacım var. Ne olur anla beni. Peki. Öyle olsun. Görüşürüz. Ne o? Burada da mı rahat yok? Koğuşa dönüyorsun. Nasıl olur? Daha cezamın bitmesine iki gün var. Koğuştan bir kadın, bıçağı başkasının koyduğunu söylemiş midir hanıma? Kimmiş o? Sultan. Sultan mı?
Selim Bey geldi mi kızım? Henüz gelmedi. Oo, Beyzademiz nihayet teşrif edebilirler. Saatten haberin var mı senin? Önemli işlerim vardı. Tabii canım. Çok önemli işlerim vardır senin. Kızların koynundan çıkmamak gibi. Bana haksızlık ediyorsunuz. Bana bak. Büyük bir kriz yaşıyoruz. Sen Savaş Bey'e dua et. Yoksa bir saniye bile düşünmeden hastanenin önüne koyardım seni. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkür ederim. Annem size güvenebileceğimi söyledi. Umarım yanılmıyordur. Kedi ha? Hiç değişmeyeceksin değil mi Canan? Boşuna dememişler. Can çıkar huy çıkmaz diye. Ya Fuat, bak öyle sandığın gibi değil. Ya bu adam var ya bu adam. Böyle sülük gibi yapıştı. Bırakmıyor peşimi ya. Tabii canım. Kesin o yapışmıştır. Canan'ın hiç suçu yoktur. Herkese lolo yap da Canan bana yapma. Bulmuşsun gene yolunacak kazı, yoluyorsun. Ya Fuat inan öyle değil. Ya sen de beni ne yaptın iyice ya? Ben gider konuşurum o adamla. Akıllı ol kardeşim. Dön yol yakınken derim. Biraz da biz erkek dayanışması yapalım değil mi? Hep kadınlar yapacak değil ya. Şevki, ya çok acil buluşmamız lazım. Hemen parka gel. Çok önemli. Yiğit. Sanki yeni sevgili olmuşuz da ilk kahvaltımıza gelmiş gibi heyecanlıyım ben. Yiğit, ben seninle çok mutluyum. Bu da mutlu güzel günlerimizin başlangıcı. O kadar mutlu olacağız ki bizi benekler bile kıskanacak. O zaman ilk adımı atalım ha? Ben aşağıda bekliyorum. Sen de yukarı çıkıp işi bırakacağını söyle. Tamam. Ne oldu? Biraz duygusallaştın. Ceyda'nın bana çok alıştı Yiğit. Şimdi işi bırakacağımı söylediğimde ben ne kadar üzülecek, o geldi gözümün önüne. Ama beni biliyorsun işte. Biliyorum Asya, biliyorum. Ama Ceyda Hanım'ın karşısına mutlaka senin gibi biri çıkar. Gerçi senin gibi iyi niyetli birini bulmak imkansız. Sen benim kanatsız meleğimsin. Ne işin var senin burada? Acil bir durum olmasa gelmezdim. Yine ne oldu Emel? Babamlar bize düğün yapacakmış. Emelciğim. Ay canım nasılsın? İyi canım. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Merhaba hayatım. Hoş geldin. Söyledin mi Emel'e? İyi. Emel, Selim bugün bana evlenme teklif etti.
Nerede bu Allah'ın cezaları? Havalandırmaya çıktılar. Sultan, beni kurtardığın için teşekkür ederim. Bu arada teklifini düşündüm. Kabul ediyorum. Güzel. Bakıyorum hasretime dayanamadın Canan. Ya Şevki, seni öyle boynu bükük gönderince içime oturdu. Sende bir tuhaflık var ha bu ara. Bir gün öylesin, bir gün böyle. Ya Şevki, onu bırak da benim seninle konuşmam lazım. Çok önemli. Canan. Hadi gidelim. Tamam. Pardon. Efendim? Alo. Doktor Yiğit Gürel değil mi? Buyurun benim. Merhaba Yiğit Bey. Ben meslektaşınız Gülay Tomurcuk. Sizi Cengiz Kliniği'nden arıyorum. Eşiniz şu anda kliniğimizde kürtaj olmak üzere. Haberiniz olsun istedim. Ne? Sen bir